Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Gündem Galatasaray ve her hafta olduğu gibi Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la golsüz berabere kaldı. Son bölümde biraz galibiyete yaklaşan bir Galatasaray'da gördük. Senin maç hakkındaki düşüncelerin neler? Ya şimdi ilk düdük çalmadan evvel hani bazı maçlar için şu söylenir. Bir puana sahaya çıkma. Birçok Galatasaraylı böyle düşünüyordu. Ama 90 dakika bittiğinde üzülen taraf Galatasaraylılar oldu. Çünkü Galatasaray çok net bir şekilde galibiyeti kaçırdı. Ama ben açıkçası taraftar nezdindeki memnuniyetsizliği anlamıyorum. Yani Galatasaray'dan ne bekleniyor? Real Madrid gibi uçup kaçması mı bekleniyor? Yani bu takımın 26 oyuncusu ayrıldı. 13 futbolcu yeni geldi. Omurga ve iskelet yeni kuruldu. Bu takım 8 haftada 5 deplasmana çıktı. Mağlup olmadı deplasman maçlarında ve son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Teknik heyeti değişti. Yönetimi değişti. Takımı ve yıldızları değişti. Ve Galatasaray'ın oyunu her geçen hafta daha da çok gelişiyor. Şu an 4 tane takım aynı puanda ve liderlik koltuğuna ortak durumdalar. Ve bunların içinde Galatasaray da var. Galatasaray iyi yolda. Tünelin ucunda ışık var. Problemler var mı? Var. Oyunun gelişmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama burada bir umutsuzluk havası yaratılmaya çalışılıyor. Bence öyle bir durum söz konusu değil. Evet, kanatlarda bir sorun var. Böylesine üst düzey bir ofansif hatta sahipken Galatasaray'ın 8 haftada 9 gol atması mantıklı değil. Ama burada hangi çarklarda sorun olduğu belli. Kanatlar yeteri kadar katkı sağlayamıyor. Kerem ve Yunus. Yine Kerem kötü bir 90 dakikaya imza attı. İlerleyen sorular da var. Onu da daha detaylı konuşuruz. Ama ben özellikle Adana Demirspor maçında Torreira Micho ikilisine bayıldım. Yani ben biraz anti Olivierci Galatasaray'da. Bence Torreira ve Micho ikilisini çok iyi tamamladı. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda, derbilerde. Ben Okan Hoca'nın Torreira ve Micho ikilisine devam edeceğini düşünüyorum. Bıraktığın yerden aslında soruyla devam edeyim abi. Hani Galatasaray oyun anlayışı olarak her geçen hafta dominasyonunu arttırıyor aslında. Bu sahaya yansıyor. Bu durum skora mı yansımıyor yoksa eksikler hala daha mı fazla oyuna dair? Ya tabii ki eksikler de var. Ama özellikle Adana Demirspor maçı özelinde ben takım savunmasında Galatasaray'ın kusursuza yakın bir performans sergilediğini düşünüyorum. Yani Nelson ve Abdülkerim bir kere geride çok iyiydi. Abdülkerim'i de çok fazla ilk geldiğinde eleştirdiler. Çocuğun artılarını konuşmuyorlar. Ama bir gol yedirdi diye neredeyse hedef tahtasına koydular. Çok iyi bir maç oynadı. Torreira Micho. Ya bu Adana Demirspor takımı daha 3 hafta önce Trabzonspor'u sahadan silerek mağlup etti. Hakem bir golünü haksız yere vermedi, uzatmada attı, kazandı. Yani gerçekten bulunduğu konumu hak eden bir takım Adana Demirspor. Şimdi böyle bir takıma karşı bence deplasmanda alınan bir puan değerli. Ama Galatasaray evet 2 puan kaybetti. Oynadığı futbolu ve 90 dakikayı değerlendirirsek. Mertens'in direkten dönen topu, Kerem'in kaçırdıkları, Mata'nın bir tane net bir pozisyonu var. En azından Galatasaray'da artık 90 dakika bittiğinde 3-4 gol pozisyonu sayabiliyoruz. Şimdi bu denkleme Icardi girdiğinde, Mata girdiğinde, kanatlarda formül üretilip Raşitsa oynatıldığında bence ofansif anlamda daha üretken, daha yaratıcı bir Galatasaray takımı ortaya çıkacak ve çıkmalı da. Çünkü atılan gol sayısı gerçekten bana göre de bu takımın klasına yakışmıyor. İlk soruda da biraz bahsettin abi. Galatasaray'da çok tartışılan konu Kerem Yunus, kanatlar. Bu iki isim 11'den kesilir mi? Çok tartışmaya açıldı onların performansı. Ve 11'den kesilirlerse Okan Hoca yerli konusunda nasıl bir hamle yapar? Şimdi şöyle başlayayım. Bir kere Kerem Aktürkoğlu'nun bu kadar çok linç edilmesine karşıyım. Formsuz, mental olarak iyi durumda değil. Çünkü sıkıntılı bir şekilde sezonu başladı. Avrupa hayali kurmuştu. Ona bazı vaatler çizildi. Ama bunların hiçbiri yerine getirilmedi ve çocuk da ister istemez bir düşüş yaşıyor moralman. Ha, bu süre biraz uzun soluklu oldu. Bu bir gerçek. Ama geçen yıl Kerem belki de sağladığı 26 gollük katkıyla 13 gol 13 asist
Galatasaray'ın küme düşme tehlikesi yaşamasına engel olmuş bir futbolcu. Yani yıllar sonra bir Kerem bulmuş Galatasaray. El birliğiyle çocuğu çukura atıp üstüne toprak atma derdindeler. Yani Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı bu kadar çok eleştirmiyor ya. En çok Galatasaraylılar eleştiriyor Kerem'i. Ya tamam, eleştirin de dozu olmalı. Ama çocuğu bitirmek için uğraşıyorlar ve duygusal olarak gerçekten çok zor bir süreç yaşıyor Kerem. Formsuz, kabul ediyorum. Takımdan kesilmeli mi? Bana göre kesilmeli. Bazen teknik adamlar oyuncularını korumak için kenara almalılar, kulübeye çekmeliler. Okan Hoca'nın da bunu yapması lazım bana göre. Kayseri maçında. Çünkü artık sosyal medyada tepkiler öyle bir boyuta ulaştı ki Kerem bir paylaşım yapıyor. Altına Galatasaraylıların yazdığı yorumları ben okumak dahi istemiyorum. Kapattım yani. Şimdi bence ilerleyen süreçte Galatasaray'da bu tip travmaları çok oyuncu yaşadı. Dong, Ömer Bayram, Emre Akbaba, işte Okan Koçuk, say say bitmez. Falcao. Islıklandı bu futbolcular. Kerem'in de böyle bir ne yazık ki durumla karşılaşmaması için Okan Hoca'nın bir aksiyon alması lazım. Ve bu planı da yapmış durumda. Nasıl çözüm üretecek onu da aktaralım. Şimdi Galatasaray'ın yerli golcüsü yok. Yerli sağ beki yok. Yerli kalecisi Muslera'nın performansı nedeniyle söz konusu dahi olamaz. Nelson'u kesemezsiniz. Galatasaray sol beki yerleştirecek. Şimdi bu bay geçilen haftada da Okan Buruk bu derse çalışıyor. 3 farklı oyuncuyu deneyecek o mevkide. Kazımcan, Berkan ve Emre Taşdemir. Bu 3 yerli futbolcudan eğer biraz daha ön plana çıkıp kazanabileceği bir performans görürse Kayserispor maçında bu formülü devreye sokacak. Ön tarafa Raşit Say'ı atacak. Arkaya yerli bir sol bekle oynayacak. Dilerim ki Kazımcan konusunda karar kılar Okan Hoca. Her ne kadar antrenman performansları yetersiz dense de ben Galatasaray'ın Kazımcan'ı kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ya ne olacak? 2 puan da Kazımcan kaybettirsin. Ama sen bu çocukları oynatmak zorundasın. Şans vermek zorundasın. Çünkü bir sürü yabancı yıldız aldın. O yıldızlar kulübede oturduktan, tribünden maç izledikten sonra ne anlamı var ki? Niye geldiler? Sen onları oynatmak için zaten Kazımcan'ı kazanmak zorundasın. Okan Hoca da bunun farkında. Bence artık forma rekabeti daha da artıp gençleri de bu işin içine katacaktır. Katmak zorundadır. Çünkü bir de Mata için formül arıyor Okan Buruk. Çünkü gerçekten Mata oynadığı bütün maçlarda ben gerçek bir kaliteyim. Virtüözüm dedi. Çok açık bir şekilde. Mata'dan da yararlanmak için yerliye mecbur Galatasaray. İcardi'nin futbolu bırakacağı yönünde bir takım haberler çıktı son günlerde. Bu iddialar hakkında neler dersin abi? Vallahi ne diyeyim, Erden Timur gibi gülüyorum mu diyeyim yani. Gerçekten komik. Demek ki Galatasaray doğru işler yapmış. Ben böyle düşünüyorum. Yani Galatasaray iyi bir kadro kurmuş. Çünkü sistematik şekilde, ilginç şekilde bu olayın üstüne gidiliyor. Ama iş basit. Okan Buruk Galatasaray teknik direktörü olarak inisiyatif hakkını kullanmıştır. Doğru yapmıştır. Oyuncusuna adeli ağrıları da bulunduğu için daha doğrusu ekstra izin verdi. Bu hakkını kullandı. Git Arjantin'e, problemlerini çöz. Her açıdan sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye gel dedi. Şimdi hani boşuna açılmadı o pankartlar aşk adamı Icardi diye. Ya bütün dünya biliyor Icardi'nin Vandanara ile olan ilişkisini. Gel gitlerini. Şimdi oyuncunun sahaya motive olması için de Galatasaray'ın bir noktada bir adım atması gerekiyordu. Çünkü yarın bir gün ben işte vaktinde gitseydim bu olayı çözerdim, çözemedim, kulüp izin vermedi gibi bir durumda karşılaşmamak için Okan Hoca da böyle bir adım attı Erden Timur'la görüşüp. Ve bence de doğru da yaptı. Ki Icardi takım çarşamba günü hazırlıklarına başlayacak olmasına rağmen salı sabah İstanbul'daydı. Bütün takım izinli olmasına rağmen gitti Flora'ya. Salı akşamı ekstra çalışma yaptı. Kayseri Spor maçında da 11'de olacak. Herkes izler. Icardi futbolu bıraktım bırakmadığımı görürüz Galatasaray formasıyla. Abi hem keyifli sohbet hem de verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir gündem Galatasaray'da görüşmek üzere diyelim.
Teşekkürler, görüşmek üzere.